Sayın Başkanım, geçtiğimiz 1,5 aylık süre zarfı içerisinde yoğun bir Ankara mesaisi yaptınız. İçişleri Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK ile de bir takım protokoller imzalandı. Bu görüşmelerin ve yoğun mesainin akabinde şehrimize ne gibi müjdeleriniz var efendim? Evet, tabii ki Ankara çalışmalarımız yoğun geçti. Bakanlık ziyaretleri bizim için çok önemliydi. İçişleri Bakanımızı Sayın Valimizle birlikte ziyaret ettik. Biliyorsunuz Niğde'miz için çok önemli olan bir polis okulumuz var ve maalesef 6 Şubat'ta depremde hasar görmüştü. Yaşadığımız depremde Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Onun giderilip bir an önce polis okulumuzun faaliyete geçmesiyle alakalı Sayın Valimizle birlikte İçişleri Bakanımızla görüştük. Ve inşallah 2025 yılı içerisinde polis okulunun güçlendirilip tekrar faaliyete geçmesiyle alakalı Sayın Bakanımız da müjdeyi verdi. İnşallah kendisi de yakın bir gelecekte Niğde'mize gelecek ve 2025 yılında polis okulumuzu planlayıp tekrar faaliyete açacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı hem ben şahsen ziyaret etmiştim il başkanımızla birlikte. Sonrasında bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizle tekrar bir araya geldik. Özellikle biliyorsunuz Niğde'nin hayal projesi var. Kale bölgesi koruma ve yenileme projemiz var. Projemiz çok şükür tasarruf tedbirlere takılmaması anlamında bir görüşme gerçekleştirmiştik ve projemiz tasarruf tedbirlerine takılmadan devam ediyor. Tabii ki zor bir alan. 3. derece arkeolojik sit alanında çalışma gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı biraz zaman alabiliyor. Ama çok şükür herhangi bir tasarruf tedbirine takılmadan projemiz ilerliyor ve diğer şehrimizin, belediyemizin ihtiyaçları konusunda görüşmeler gerçekleştirdik. Onlarla alakalı da istişarelerde bulunduk ama tabii ki bizim için en önemlisi kale koruma ve yenileme projesiydi. Çok şükür orada herhangi bir şeye takılmadan ilerliyoruz ve şehrimizin hayali olan projemizi inşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık diyebiliriz. Sanayi Teknoloji Bakanımızı hem biz bakan yardımcımızı ve genel müdürlerimizi Ankara'da ziyaret etmiştik ki son olarak da bakanımız sağ olsunlar Niğde'ye geldiler. Niğde'de hem toplu açılış ve toplu temel atma törenleri gerçekleştirdi. Adamlarıyla buluştu. Tabii ki Sanayi Bakanlığı'yla da çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Kayseri yolunda Konaklı bölgemize yaptığımız 2. organize sanayi bölgemizi bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Bu konuda istişarelerde bulunduk. Sağ olsun Sayın Bakanımız bu konuda bize bir kez daha destek. Ne istediysek aslında istediğimiz her şeyi tam anlamıyla verdi sağ olsun. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir taraftan hem şehrimizin sanayi anlamında gelişmesi, istihdamın artmasıyla alakalı çalışırken gene aynı bakanlığımızda da TÜBİTAK üzerinden bir bilim merkezi kurmak üzere çalışmalarımızı başlatmıştık. Protokolümüzü imzaladık. İnşallah yakın bir gelecekte Kayardı Millet Bahçemizin içerisinde aynı zamanda da bir bilim merkezini şehrimize de kazandırmış olacağız. Tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı biliyorsunuz kurumlar var. Gerek Ahiler Kalkınma Ajansı, gerek KOP İdaresi hem de onlarla geleceğe yönelik yeni projeler konusunda da istişarelerimizi gerçekleştirdik. Yine bir yol haritası belirledik. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzde de aslında bizim de gündemimizde olan şu anda ana maddelerden bir tanesi şehrimizin de gündeminde olan tren garımızın hemen yanındaki alt geçit projemiz vardı. Aslında farklı şeyleri de görüştük ama tabii ki bizim ana gündem maddemiz alt geçitimizdi. Allah şükürler olsun projemizi çizdirdik. Devlet Demiryolları onayladılar. En son olarak da protokolümüzü imzaladık. Şimdi sadece önümüzdeki bir ay içerisinde inşallah ihaleye çıkacağız. Hedefimiz 2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde alt geçitimizi tamamlayıp özellikle İlhanlı Mahallemizin ve eski sanayi tarafının birbirine bağlandığı, hani şu anda böyle sıkıntı yaşadığımız alt geçitimizi genişleterek başta İlhanlı Mahallemiz olmak üzere Niğde'mizin ulaşımına da büyük katkıda bulunmuş olacağız.